Arkadaşlar merhaba. 2016 model Polo ile karşınızdayım. 2017'nin Ekim ayından itibaren bir birlikteliğimiz olmaya başladı. Yani takribi 4 yıllık bir birlikteliğimiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu zaman sürecinde neler yaşadım? Gerçek kullanıcı deneyimleri olarak bunları size aktaracağım. Polo kullanıcısıysanız çok iyi. Hemen sizin başınızdan neler geçti onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Polo almak istiyorsanız veya Polo'yu merak ediyorsanız tabii aklınıza gelen soruları yine yorum kısmında paylaşarak burada hem kullanıcı gerçek deneyimlerini paylaşarak birbirimizle Polo hakkındaki aklımızdaki soru işaretlerinin hepsini burada cevaplamış olacağız diye düşünüyorum. O zaman başlayalım. İlk yaşadığım problem lastiklerle ilgili oldu. Şöyle bir durum oldu. Biraz burada bizim de bir kabahatimiz olabilir aslında. Yani tek başına arabayı suçlamamak gerekir. Lastik patladı. Daha doğrusu indi. Lastik uyarısı vermeye başladı. Bir zaman geçti tabii ki üzerinden lastik uyarısı verdiğinde. Ama o zaman kullanıcı ben değildim. Onu da hemen dipnot olarak da söyleyeyim. Lastiği değiştirdik. Tabii bir zaman geçti bunun üzerinden bir 10-15 gün. Yani bu şekilde. Ama lastik hani hafif hafif uyarı veriyor. Lastik hava basılıyor. Devam ediliyor. Tabii şimdi lastik basıncını da eşitlemek lazım. Burada işte setliyorsunuz. Beyne kaydediyorsunuz sensörleri. Tabii bu kayıt işlemi de yapılmadığı için bir zaman böyle devam etti. Neyse ben lastiği değiştirdik, yeni lastiği yaptırdık, tamir ettik, taktık. Tabi biz neyi atladık bu sefer? Biraz da aracın yabancısı olduğumuz için lastik, dört lastiğin basıncını kaydetmeyi atladık. Bir zaman daha böyle devam etti bu süreç. Ve sonunda araç bana tekabül etti ve lastik uyarısı vermeye başladı. Lastiklere bakıyorum, herhangi bir havada bir değişiklik yok. Bütün havalar aynı. Buradan kaydediyorum, set yapıyorum, kayıt yapıyorum. Bir zaman devam ediyor. İşte bir hafta 10 gün bu şekilde uyarı vermeden tekrar uyarı vermeye başlıyor. 4 lastiği kontrol ediyorum. Herhangi bir lastikte basınç kaybı yok. Böyle 1, 2, 3. En son bakım zamanında gelmişti. Yetkili servise götürmüştüm. Bakımda işte bunu dile getirdim. Böyle bir problem var, sürekli lastik uyarısı veriyor diye. Şöyle bir şey olmuş, lastik uyarısı beyinde yer etmiş. Yani öyle bir problem oluşturmuş. Artık hani lastikte herhangi bir sensörde uyarı da olmasa sürekli uyarı verdiği için artık böyle bir otomatikman uyarı vermeye başlıyormuş. Bir yazılım güncellemesi yapıldı ve bu problemden kurtulmuş olduk arkadaşlar. Böyle bir problem yaşadım. Yani bu lastik uyarılarına veya aracın bize verdiği uyarıları, özellikle sarı uyarılar genelde hani hafif uyarılar oluyor, işte onlara da dikkat etmek lazım. Sürekli uyarı vermesi de araçta bir problem daha sonrasında yaşamaya sebep olabiliyor. Yolcu tarafı ön camın açılıp kapanmadığını fark ettik. Tabi bunu biraz geç fark ettik. Neden ise de tabi aracı kışın almış olmamız. Kışında camları çok fazla açıp kapatmadığımız için bunu fark etmedik. Bir sebebi de zaten şoför tarafından bu cam açılıp kapanıyordu. Herhangi bir burada bir şikayet yoktu. Yani hem yukarı hem aşağı herhangi bir şekilde takılmadan açılıyordu. Ama yolcu tarafı kendi açıp kapatmaya çalıştığında bu cam açılmadığını fark ettik. Tabi o dönem bizim garantimiz devam ediyordu. Yetkili servise götürdüm. Yetkili servis de bana şöyle bir cevap verdi. Aracın bakımlarından birkaç tanesi atlanmış. Daha önceki sahibi yetkili servise götürmediği için bu camın garantiye girip girmeyeceğini soracaklarını, yani merkezden onay almaları gerektiğini söylediler. Bunun da biraz zaman alacağını, yani camı tamir ettirmek istiyorsam kendi cebimden karşılamam gerektiğini söylediler. Bu cam düğmesinin değişmesi gerekiyormuş arkadaşlar. İncelendi. Cam düğmesi de o zaman ne kadardı? 238 lira mı? O civar. Öyle bir rakamdı. 234 lira da olabilir. 230 da, onu eminim de. O civarda bir, sadece oradaki tuş takımına para ödedim. Onu yaptırdım. Birkaç gün sonra aradılar. Aracın garantiye sokulduğunu ve garantiden karşılanacağını, ücretin geri iade yapılacağını söylediler ve ücreti geri iade aldım arkadaşlar. Verdiğim
parayı bu şekilde karşılamış olduk. Yani garanti sürecinde yetkili servise gitmekte fayda var. Onu da belirtmiş olalım. Daha sonra şu ne oldu? Yetkili serviste bakımı yaptırdım. Hem bakımım da gelmişti. Yetkili serviste bir bakım oldu. Bir zaman sonra, yani ne kadar zaman sonra fark ettim mi tam hatırlamıyorum. Yani bu bakımı yaptırdıktan bir zaman sonra aracın motor kısmından bir zırıltı ses gelmeye başladı. Sürekli arıyorum ama sanki böyle bir ses geliyor. Arkadan mı, önden mi? Yani eşime kullandırıyorum aracı. Ben arka tarafta koltukta geziyorum. İşte oradan buradan hangi nereden geldiğini arıyorum aracın içerisinde. Böyle bir zırıltı ses geliyor ama şöyle düz kaymak asfalt denir ya. Yani kaymak asfaltta bu ses geliyor. Hani bozuk yolda gelse dersiniz işte yol bozuk işte tıkır diyor falan. Yani o hadi problem değil. Ya zır zır artık bir yerden sonra kulak takılıyor böyle. Zır zır zır. Ya abi düz yolda da ses gelmez ki. Bir şey var. Bir şey var. Ne var acaba şimdi? Gittim tekrar servise. Dedim böyle böyle. Evet ustayla çıktık test sürüşüne. Gidiyoruz. Ses yapmıyor yapmıyor. Neyse en sonunda bir yerde yeniden ses yapmaya başladı. Evet dedi usta yani bir ses var. Açtık motoru dedi. Motordan geliyor o önden. Nasıl yapacağız? Yani burada sökeceğiz, takacağız, sökeceğiz, takacağız, bulacağız diyor. Ya arkadaş yani birkaç yaşında araba yani aracın sökeceğiz takacağız böyle her tarafın nerelerini sökeceksin takacaksın yani içim buna çok sinmedi açıkçası. Şimdi ne yapayım düşündüm. Bu sefer şimdi Doğuş Oto'nun genel hani direkt kendi Doğuş Otolardan birini aradım yakın çevrede. Hani dedim en azından orası büyük merkez, ana merkez biraz daha ustaları daha iyidir gibi bir algı oluştu bende. Dedim orayı arayayım en azından götüreceksem de oraya yaptırayım. Aradım evet böyle böyle bir durum var. Aracın dedi kalması lazım. Birkaç gün kalacak. Biz bu sesi bulmak için birkaç gün bakacağız. Ben şey pazarlığı yapıyorum. İşte evet araç lazım. Gündelik olarak kullanıyorum. Bana ikame araç verin. Yok olurdu olmazdı falan. Böyle bir problem içerisindeyiz. Böyle tabii ben iyice böyle yani sinirlerim bozulmuş durumda oldu. Ve bizim bir işte ufak bir polo grubumuz da vardı bu çevrede arkadaşlarla. Hani işte polocular paylaşıyoruz falan. Ya bir arkadaş dedi işte bakım bizim dedi bir usta var. Hani biz oraya götürüyoruz. Çok da memnunuz. İşte hem bu yazılımlı işte modifiye edilmiş poloları da işte oradaki ustaya götürüyoruz. Buradaki bayağı iyi. Hem de orijinal parça kullanıyor. Diğer arkadaşlar da daha önce gidenler de herkes memnun falan. İyi dedim ya. Bu sefer bakımı da tekrar bir sonraki bakımı da gelmişti aracın. Oradaki ustaya götürdüm ben aracı. Araç işte bakıma girdi. Usta dedim böyle böyle de bir ses geliyor araçtan. Tamam dedi bakımını dedi yapalım. Ondan sonra dedi teste çıkarız o sese de bakarız. Tamam mı tamam. Ben oturdum işte çay may oturduk içtik falan. O arada şey bitti. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tamamen orijinal parçalar. Ben hiç böyle işte ucuz olsun işte yan sanayi olsun şu olsun öyle bir şeyim yoktur. Tamamen orijinal parçalar. Fabrikada hangi parça takılıyorsa direkt o parçaları hatta yani şeyde ya da daha iyisini hani taktırırım. Öyle bir düşüncem var. Neyse usta yaptı bitirdi. Tamam dedi. İndik aşağıya. Tamam usta tamam. Dedim hadi teste. Tamam dedi ya. O da bitti dedi. Nasıl dedim ya? Çözdün mü işi? Çözdüm dedi ya. Sıkıntı yok. Ne oldu? Daha önce bakımda arkadaşlar bir filtrenin bir tanesini tam takmamışlar. Monte etmemişler. Yani böyle hafif bir şeyde kalmış. Böyle o sallanıyormuş. Yani problem o. Onu ben dedi sıktım dedi. Düzeldi. Evet o günden beri bir daha ses yok. Ses mez kesildi. Yani anlayacağınız yetkili serviste böyle bir durum oldu. Bir öncekinde tabii bakımı yetkili servise götürmüştüm. Onun haricinde araca ellenmemişti. Böyle bir şey tam ya tabii bunu yetkili serviste başının altından çıktı diye söylemiyorum. Sonuçta kul yapısı işte oradaki dışarıdaki normal bir usta da bunu yapabilirdi. Ama böyle bir problem yaşadım. Aslında şöyle bir seri de yapabiliriz. Bugüne kadar ki araçlarımda başımdan geçenler diye çok komik olaylar da var. Yani bir sürü problemler yaşadık. Bu da onlardan biriydi. Ama
En iyi tarafı tabii ki hallolmuş olması, güzel oldu. Daha sonra çıktım bakımdan. 3-5 gün, 1 hafta, 10 gün, artık bir zaman daha geçti. Bir baktım bizim hararet 90'da durmuyor. 90'ı devam etmeye başladı. Hemen böyle aa dedim, ne oluyor? Hararet yapmaya başlıyor falan böyle. Hararet gidiyor yukarı doğru. Hemen bu en son bakım yaptığım ustanın yanına hemen çektim arabayı. Ama şöyle bir durum var. Gidiyorsunuz, yani hararet yapıyor. Sabah arabayı çalıştırıyorsunuz. Hararet yükseliyor. Araba ısındınca, yani hararet o 90'da durması gereken durmuyor. Devam ediyor 100'e doğru. Ama arabayı stop ettiniz. Bir işte 3-5 dakika tekrar çalıştırdın. Tak, hararet 90'da duruyor. Böyle bir enteresanlık var. Gittim oraya. Yok, hararette bir şey yok. Geldik, bilgisayara bağladı. Baktı baktı. Saatlerce böyle arabayı çalıştırıyoruz. Gazlıyoruz, basıyoruz. Yok. Hararette bir şey yok. Neyse, birkaç gün geçti. Bu sefer hararet yükseliyor. Telefona kaydettim falan. Fotoğrafını çektim işte, şey yaptım. Tekrar gittim. Baktık. İşte tamam diyor, yani şey var ama hararet yok. Abi bilgisayardan bakıyoruz. Hani direkt beyinden işte hararet, sıcaklıklar, işte oradan değerler bak diyor. Herhangi bir şey yok. Neyse, birkaç gün sonra tekrar gittim. Yine yükseliyor. Bu sefer orada da yükseldi. Ama bilgisayardan bakıyoruz. Herhangi bir hararette yükselme yok. Yani buradaki görünen hararetle bilgisayarda beyinden okunan hararet farklı. Göstergede bir yanılma oluyormuş. Neyse, sonra buradan usta işte öbür taraf o bu falan derken işte tam bu işin hani nedenini bulan bir abiyle görüştük. Meğer bunların hararet müşürü arkadaşlar civalıymış. O civa bir zaman sonra bozulma yapıyormuş. Ve oradaki işte bir şey de yani anlayacağınız, gerçekte hararet yapmıyor ama göstergeyi sapıtıyormuş. Bende de öyle bir durum olmuş. Göstergeyi sapıtıyor. Biz de ne yapacağız abi, değişecek bu. Yeni parça. Ya iki tipi varmış bunun da. Bir tamamen civanın iptal edilmiş olan yan sanayi bir versiyon. Bir de tabii ki orijinali, yine civalı. Biz dedik tabii orijinalciyiz, dedim takmışken sen gene orijinalini tak. Biz dedim orijinali olsun. Bu şekilde yine orijinalini de taktırdım araca. Ondan sonra herhangi bir problem Allah'a şükür yaşamadık. Tabii ki kul yapısı problem olur. Önemli olan bunu çözebilmek arkadaşlar. Hep video sonunda söylüyorum ve sona kaldığı için de pek arkadaşlar duymuyorsunuz ama şu kanala bir abone olursanız yani çok memnun oluruz. Hem daha iyi, daha yüksek bir kullanıcı kitlesine sahip oluruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir bayiye gittim araç videosu çekmek için. Ve oradaki müdürle görüştük. Müdür işte hemen bilgisayardan işte kanalın ismini, şey, ne yaptığımı, ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu hemen kanalı açtı, oradan baktı. Ve direkt kullanıcı, yani takipçi sayısına bakıyor. İşte baktı. Falan, tamam dedi, ben size haber veririm. Evet, birkaç gün geçti, bekliyorum hala haber vermesini. Evet, orada böyle birkaç yüz bin kişi yazsa çok daha farklı bir bize bakışı olacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar, şu kanala bir abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz de çok sevinirim.